Oğlum, ne demek Filiz'i bulamıyorum? Allah Allah! Zimmetli karın değil mi bu senin? Doğru dedin. Vallahi Filiz benim üstüme zimmetliydi. Yemin ediyorum ben bunu bulamazsam bunun hesabını benden sorarlar azıcık. Anasıgile gitti diye düşündüm. Kafamgile dinleyecektim. Ses çıkarmadım. Anasıgile de gitmemiş. Oradan da çıkmadı. Ya bunun bir tek anasıgile mi var bu kızın? Başka bir akrabası yok mu? Bir akrabasında olmasın bu? Aşk olsun anacık. Bizim de ilk işimiz değil. Akrabasında olmasın diyerekten anasını, babasını, dayısını, halasını, emmisini, herkesini aradım. Torun tombalak akrabadan çıkmadı. Yer yarıldı, yerin dibine girdi diyeceğim. Ama buna da cüssesi mani. Çünkü benim aşkım biraz ekstra large. Allah 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 Allah. Yavrum, yavrum zaman bizim aleyhimize işliyor. Ama bilmiyorum ki sen şu anda bunun farkında mısın? Ay, ay aklıma neler geliyor kötü kötü. Bana bak, ya Onur'la Lale boşanmadan bu Filiz seni çat diye boşayıverirse... Bak, bak gitti koltuk, bak koltuk gitti. Kızım öyle bir anda yapar mı diyorsun? Hukuk kuşu mu bu kız? Nasıl yapsın bunu? Çat diye mi boşayacak? Sence? Aman gösterme şu tatsız şeyi. Çok çirkin çıkmışım. Ay, bana bak. Ay. Seviyorum da kıyamıyorum, vuramıyorum. Bana bak. Git bul şu kızı, tamam mı? Özrünü dile, tak koluna, getir buraya. Babaannenin gözündeki mutlu aile tablonu onaylat. Hadi yavrum, ne olursun yalvarıyorum sana. Tamam anneciğim, gideyim bulayım da. Acaba nerede bu tombalak tomurcuk? Yavrum ne bileyim, bu tombalak tomurcuk nerede? Ay, bana bak. Bana bak, biz böyle bu otellere, hastanelere falan mı baktırsak acaba? Hastaneye değil de pastanelere baktırabiliriz. Lokantalara, aş evlerine, iftar çadırlarına baktırabiliriz. Düdüklü tencerelerin diplerine baktırabiliriz. Oralarda olma ihtimali daha fazla benim sevgilimin. Ay nerede bu kız? Aa Onur, hallo. Lale merhaba. Merhaba. Ben şey istiyorum, projekti görmek istiyorum. Ne diyorsunuz siz? Şantiye. Şantiye. Ya. Ya ya, şantiyeye gitmek istiyorum ya. Tabii ki olur. Aa tamam, Zupa Dupa beraber gidiyoruz o zaman ha. Aa, bugün benim takvimim çok yoğun, kusura bakma. Ama ben sana projeyle ilgilenen, projeye hakim olan birini ayarlayacağım, tamam? Ya ama yani güzel olurdu da yani. Ha, mesela Erol. Erol mesela sana eşlik edebilir. Aa. Erol, kuzen bakar mısın be? Erol, nasılsın? Kuzen. Lale Hanım şantiyeyi ziyaret etmek istiyormuş. Sen de çok hakimsin ya projeye, çok detaylı hakim olduğun için... bir zahmet eşlik ediver Lale Hanım'a, oldu mu? Ya ben görmek istiyorum yani. Hayırlısı be bacım, mukadderat. Buraya ne yazıldıysa o. Hayır yani seninle gideyim diyorum Erol. Hayır, mümkün değil. Çünkü ocakta yemeğim var benim. Çamaşırlar henüz kurumadı ve daha neler neler. Şöyle izah edebilirim. İh bin yoğun. Yani burada yoğum. Bas, ben hiçbir şey anlamadım şu an yine. Yeter patlama! Şirketin değişik yerlerinden patron patron, ekselans majesteleri sesleri. İşin yoksa bununla uğraş. Nereye şantiye gidiyorsun be anam babam? Bütün işler bana bakıyor. Haydi bakalım selametle. Ya kimse beni sevmiyor ya. Ben ne yaptım kime? Aa öyle şey olur mu? Kendini kötü hissetme. Bizim aile içi entrikalarımız işte seni mağdur etti. Hepsi bu. Ben sana eşlik edecek birini bulacağım. Sen hiç merak etme. Okey. Aa Ayşegül. Kahve alayım. Hah Sametciğim, ben de seni arıyordum. Çabuk atımı hazırla, Filiz'i almaya gidiyoruz. Filiz'i mi? Filiz Hanım, Lale Hanımlarda değil mi Erol Bey? Vallahi Filiz Hanım, Lale Hanımlarda mı? Ben öyle duydum. Yani sizin şu meşhur olaydan sonra. Yalnız Sametciğim, orası benim kırmızı çizgim. Oralara girmezsek. Vallahi benden duymuş gibi olmayın. Kendisi şu an Lale Hanımlarda ikamet ediyor. Daha da malumat veremem. Tamam, zaten bu kadarı kafi. Teşekkür ediyorum. Hay bıyığınla bin yaşa. Hadi gidelim, atımı hazırla. Üstüme koku moku bir şey süreyim ben. Buyurun. Ha, Samet. Buyurun Onur Bey. Lale Hanım. Samet size eşlik edecek. Zaten projeye de tüm hatlarıyla hakim diyebiliriz. Sametciğim, Lale Hanım biliyorsun projemizin ortağı. Şantiyeyi gezmek istiyor. Sen de projeye hakim olduğun için Lale Hanım'a yardımcı olursun diye düşünüyorum, ha? Şey, Onur Bey, ben arabayı 10.000 bakımına sokayım diyorum. Lastikleri falan değiştireyim, komple bir bakıma girsin araba. Sonra halledersin Samet. Lale izinle. Peki Onur Bey. Tschüss. Hallo Samet. Ve aleyküm hallo. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.